Perspektifinden yapılaşmayı ele almanın önemli konu başlıklarından birisi olduğunu ben savunmaktayım. İşte yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle birlikte bu hasarlı binalar, yıkılmış binalar arasındaki ayakta kalan binalarda bu durumu bir kez daha değerlendirmekteyiz. Yani bu tip binaların işte yapıldığı dönem esas alınarak ya işte görece iyi bir mühendislik hizmeti almış olduğunu ya da işte yapı yüklenicisinin yani müteahhitin aynı zamanda işte arsa sahibi bir konumda yer alıp işte maliyet konularından hiçbir inşaat alan noktasında hiçbir maliyet kaleminden çekinmeden yani yapıyı ele aldığını görmekteyiz. Şimdi bu noktada ben arkadaşlar şuraya geleceğim. Yani siz arsanızın müteahhitliğini yapabilirsiniz, yapı yüklenicisi olabilirsiniz. Ya bu noktada hiçbir maliyetten de kaçınmazsınız. Fakat burada yani önemli olan konu bu değil arkadaşlar. Yani burada siz önemli konu yani mühendisliğin bu noktada yer aldığını göz önünde bulundurarak daha uygun maliyette yapıyı ele almanız. Yani işte bize sunulan medya aracıyla sunulan bazı haberlerde işte kat sayısı düşük olan binalarda bazı binalarda yıkım olmadığını, çevredeki binalardaki hasarlara istinaden yıkılma olmadığı şeklinde bir takım örnekler bizlere sunuldu. Şimdi dediğim gibi siz hiçbir masraftan kaçınmadan ele alacağınız bir işte az katlı yapıda zaten bu noktada bir problemle karşılaşmazsınız. Burada önemli olan konu işte mühendisliğin bu noktada devreye gireceğinden hareket edilerek uygun maliyetle depreme dayanıklı yapıyı oluşturmaktır. Yani bu noktada sunulan haberlerin çok fazla yani dikkate alınmaması gerektiğini ben bu noktada ifade etmem gerekecek. Bunları özetleyebilmem mümkün.